Şunu sormak istiyorum. Akşener Şanlıurfa'yı ziyarete gitti. Bir konvoy serisiyle gitti. Şimdi bu konvoy hikayesini çok eleştiriyordu Meral Akşener. Toplum da çok eleştiriyordu. Beni duyabiliyor musun? Evet, net duyuyorum ben seni. Tamam. Ne düşünüyorsun? Bir de şimdi seçim üstü, tam böyle seçim üstüne doğru Sedat Burcan niye mesela ziyaret etti Meral Akşener? O Sedat Buket meselesine hakim değilim. Niye ziyaret etti bilmiyorum. Muhtemelen şeydir yani o koruyucu oyları için falandır büyük ihtimalle. Bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Konvoy meselesini biliyorum ama. O meseleyi biliyorum, izledim. Şöyle bir durum var. Birincisi Erdoğan'ın konvoylarıyla kıyaslanmaz yani. Niye kıyaslanmaz? Büyüklük açısından falan değil. Erdoğan'ın konvoyundan çok daha büyük bir konvoy da olabilirdi. Sonuçta devletin parasıyla yapılmış bir konvoy değil. Devletin arabaları gitmiyor. Devletin benzini, mazotu yanmıyor. Orada partilerin düzenlediği bir konvoy. Bu açıdan etik bir problem yok. Ama siyasal iletişim olarak ciddi problem var. Ama sağ partiler bunu niyeyse yapıyor. Bu işi çok seviyorlar. Yani, geleneksel şey gibi böyle köyden yarın geldim gibi düğün konvoyları falan da vardır ya yani. Türkiye'de tat 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 tat. Yani, Türk sarı bu işi seviyor. Yararlı bir şey değil. Ne yapıldığı yerde yararı olan bir şey, ne de dışarıdan izlenince hoş gözüken bir şey. Biraz lümpenlik ama bunu Türk sarı seviyor. Dediğim gibi Erdoğan'ınkiyle etik açıda kıyaslanamaz yani hiç değil. Ama siyasal iletişim olarak çok yanlış. Dün de mesela şey vardı. MHP'nin vardı Yozgat. Yani 60-70 tane. Nasıl olsa YouTube'ya isim söyleyebiliriz. 70, 60, 70 tane au diye. seviyorlar diye ise bilmiyorum ya. Sağ partiler bunu seviyor yani. Büyüyoruz. Biz çok seviliyoruz. Bakın binlerce kişi bizi karşıladı falan demek istiyorlar herhalde. Hani önceden videolarda bunlar olurdu. Bakın şu şehre girişimiz falan diye ama şimdi işin ilginci karşılayanları değil de arabanın lüksünü yani lüks arabaları kendi geldikleri arabalar yani karşılayanları değil de hep karşılananları çekiyorlar. Yani kardeş bu benim vergim ya. Yani, bu benim vergim yani oradan geçen. Bunu da gözüme sokma ya. Instagram şeyi gibi yani. Instagram ünlüsü gibi davranıyorlar. Niyeyse lüks araba falan O herkes paylaşıyor. fenomenliği sevdi zaten. Bu sosyal medyada o ünlü, like almayı, şunu bunu sevdi siyasetçiler. Paylaşımlar yapsınlar, video çeksinler. Bir onu sevdiler ama genel olarak. Ya Yani söylemeyecek. Halk onu TV'de biz çok mu yapamıyoruz. açık konuştun Kemal? Onları biz yap nasıl? Halk TV'de çok mu açık konuştun diyorum. Yok ya şöyle biz Halk Sözlüsün TV'de o yüzden diyorum. Halk TV'de evet biraz açık konuşmuş olabilirim. Bir şeyin hani görünür sebep olarak söyledikleri şey bana Orhan Uğuroğlu isimli bir şeyle bunakla orada kavgamızdı. Ciddi bunaktı Gazeteci büyüğümüz diyelim. ama yani. Ya işte o da aynısını iddia etti. Gazeteci büyüğü olduğu için araştırmayı da bizden iyi bildiğini iddia etti. Beni Tayyipçi olmakla suçladı. Ya çok saçma bir şeyden. Dedi ki siz Tayyip Erdoğan'a anketlerde niye soruyorsunuz? Tayyip Erdoğan bir daha aday olamayacak ki dedi. Ben de dedim ki ya Sayın Hocam yani biz Anayasa Mahkemesi değiliz. Biz aday olacakmış gibi soruyoruz. Birincisi bu. Bir 5 dakika falan bunu benimle tartıştıktan sonra dedim ki bak Sayın Hocam orada ne yazıyor? Bugün seçim olur ise. Bugün seçim olursa yani seçim erkene alınırsa Erdoğan aday olabiliyor ya. Anayasada da bu böyle. Ha onu kabul ediyorum ama siz Erdoğan'a çalışıyorsunuz dedi. Bana da birisi Erdoğan'a çalışıyorsunuz deyince ben de cevabını veririm. Yani kusura bakmasın değil 50 yıllık gazeteci, 180 yıllık
gazeteci olsa o cevabı alır. Aldı o cevabı. Tabii o kavgaya bağladılar ama ben asıl sebep olarak gördüğüm şey şu. Açıkçası ben Halk TV'yi artık İyi TV gibi görüyorum. İyi Parti'nin televizyon kanalı Halk TV öyle gözüküyor. İyi Parti'nin benden haz etmediği dönemlerden itibaren ben Halk TV'ye artık kabul edilmez oldum. Üçüncü sebep olarak da şunu görüyorum. Ne zaman ki bizim bir anketimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a karşı kazanabildiği ortaya çıktı. Biz bu anketi yayınladık. O günden sonra Halk TV bizi ekrana çıkarmaz oldu. Yani Halk TV net şekilde Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı yapıyor. Ona çalışıyor yani. Ben bunu biliyorum. Halk TV Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı yapıyor. Tabii tabii benim bunda hiç şüphem yok. Şu kadarcık şüphem yok yani. Çünkü ben biliyorum bizim her anketimizi yayınlayan Halk TV Kemal Kılıçdaroğlu bizim anketlerimizde Erdoğan'ı geçmeye başladıktan sonra hiçbir anketimizi yayınlamadı. İnternet sitesinde bile yayınlamadı. Peki. Ama İstanbul'da Mustafa Sarıgül'ün %3, %4 aldığı anketleri yayınlıyorlar bunları gerçekçi bulup. Ben bu süremizin sonuna gelmeseydik bu konuda biraz konuşurduk da sürenin sonlarına geldik. Peki araya bir soruyu daha sıkıştıracağım. Hande Fırat meselesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Bugün bir tweet attığın konuyla ilgili. Hatta ya şöyle, ben mesele doğru mudur, yalan mıdır bunu bilmem. Muhtemelen 3-5 kişi haricinde de Türkiye'de bunu bilen kişi yok zaten. Ben meseleye şu açıdan bakıyorum. Ya Sedat Peker bir şeyler anlatıyor. Belgeler koyuyor, videolar koyuyor. Ya 180 milyon doların olduğu ev diye konum attı adam ya. Bir kişi merak edip gidip bakmadı. İşte Cevheri Güven tanımam etmem yani. YouTube'dan gördüğüm kadar bir adam. İşte nedir? Cevheri Güven Fethullahçı. Büyük ihtimalle de öyle. Büyük ihtimalle de öyle. Sedat Peker çete lideri. Ya kardeşim Cevheri Güven Fethullahçı da Hüseyin Gülerce Atatürkçü Düşünce Derneği'nde mi büyüdü? Hüseyin Gülerce'nin söyledikleriyle binlerce insanın hayatını karartabiliyorsunuz. O tip adamların şahitlikleriyle binlerce, yüz binlerce insanı işinden gücünden ettiniz. O zaman itibar ettiniz Fethullahçı'ya. Sedat Peker çete. Alaaddin Çakıcı. Spor kulübü başkanım Alaaddin Çakıcı. Koluna girip fotoğraf veriyorsunuz. Sedat Peker'le Cevheri Güven'in iddialarını muhalefet söylediği zaman bir FETÖ'cü ile bir çetecinin peşine takıldınız oluyor. Hüseyin Gülerce'ye televizyonda program yaptır. Taşkesenli oğlunu Asya Bank'ın genel müdürünü götür, devletin en büyük bankasının başına koy. Alaaddin Çakıcı'yla kol kola fotoğraf paylaş. Bunlara itibar edin. Bakın bu Fethullahçı'yla bu çete liderine itibar edin. Niye? Çünkü onlar hükümetten yana tavır gösteriyor. Bunlara sonunda olacağı buydu. Süremizi aşınca kendiliğinden gittin sen yayında. Buraya itibar edin. Çünkü onlar bizi destekliyor. Ama aynı profiller, hatta çok daha hafif profiller onlara göre. Buraya itibar etmeyin. Niye? Çünkü onlar bize kötü şeyler söylüyor. Hadi oradan yani. Kusura bakma da yani bir araştır. Tamam, yalan mı söylüyor kardeşim? Yayınlayın HTS kayıtlarınızı, bir görelim. Bir görelim ya kim yalan söylüyor. Yok. O açıdan aksi ispat edilene kadar hani şey vardır ama masumiyet karinesi elbette var ama bu kadar güçlü bir hükümetin aksini bir saat içerisinde ispat edebileceği bir hükümetin bunu araştırmadığından yola çıkarak bence aksi ispat edilene kadar Sedat Peker'in de Cevheri Güven'in de söylediği her şeyi doğru kabul etmek lazım. Peki. Kemal Özkiraz çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok sevgili seyirciler, size de teşekkür ederiz. Bu akşam sorularınıza zaman ayıramadım. Kusura bakmayın ama gündemimiz çok yoğundu. Çok teşekkürler. İlk fırsatta yine bir araya gelmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hayır, inşallah.